Merhaba arkadaşlar. Ankara ve Bursa kitap fuarlarında görevliydim. Kitap fuarlarında görevli olmanın en güzel yanı eve geri döndüğümde elimde bir ton kitap oluyor. Bazılarını göstermek istiyorum sadece sizlere. İlk göstermek istediğim Lermontov, çağımızın bir kahramanı. Çünkü aldığım eserler içinde tek okuduğum kitap bu şimdilik. Mükemmel bir eserdi. Lermontov 25 yaşında erkenden hayata veda etmeseydi eminim ki şu an adı Dostoyevski, Tolstoy ile beraber anılırdı. İkinci göstermek istediğim kitap Hasan Toptaş, Gölgesizler. Çünkü imzalattım kendisine bu eseri. Çok mütevazı biriydi. Bu eseri de seveceğime eminim. Emrah Sefa Gürkan, bunu herkes bilir. Sevdiğim tarihçilerden. Şimdi iki eser birden göstermek istiyorum. Camus'un Mutlu Ölüm ve Düşüş. Camus'un daha önce Veba, Ters ve Yüzü, Yabancı gibi kitaplarını okudum. Çok sevmiştim. Bunları da severim eminim ki. Jurnal 1 ve Jurnal 2, Cemil Meriç'in kitapları. Cemil Meriç çok farklı bir kafa yapısına sahip. Kendisini okumayı zaten seviyorum. İlber Ortaylı'dan Tarihimiz ve Biz. Yine İlber Hoca'nın hemen hemen bütün kitapları zaten var elimde. Bu eseri yoktu. Bunu da aldım bulmuşken. Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu. Yani daha önce bu eseri aslında hatta yazdığım tezde de yararlandım. Defalarca içinden bölümler okudum. Fakat baştan sona altını çize çize okumadığım için bulmuşken hazır ucuza alayım dedim. Şimdi Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar, ikisini bir arada göstermek istiyorum. Aziz İstanbul. Çünkü yani biliyorsunuz Yahya Kemal Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hocası. Hatta Ahmet Hamdi Tanpınar şiirlerini Yahya Kemal ölmeden yayınlamıyor. Çünkü Yahya Kemal diyor ki hani senin yazdığın şiir ise benimkiler ne? Yani Yahya Kemal de öyle bir aşmış şair. Mine Urgan çevirisiyle Yıkılış. Uzun zamandır aklımda olan bir eserdi. Görünce kaçırmadım. Kabalcı yayınlarından artık kitapları pek bulunmadığı için hemen görmüşken alayım dedim. Mimoslar ve Son İnsan. Şu dört esere geleyim. Türk Tarih Kurumu'ndan aldım. Şerafettin Turan'ın Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar. Şerafettin Turan çok iyi bir tarihçidir. Yusuf Akçura, Üç Tarzı Siyaset. Atatürk'ten Mektuplar, Afet İnan. Ve yine Mustafa Kemal Atatürk'ün Kasbah Hatıraları. Bunları dördünü 900 liraya aldım. Türk Tarih Kurumu zaten %50 indirim yapıyor. Bir de fiyatları uygun. Harbiden Türk Tarih Kurumu'ndan alışveriş yapmaya bayılıyorum. Bunları şimdi gösterdiklerim bazıları öneri sonucu aldığım kitaplar. Mesela bu kitap hakkında bir fikrim yok ama zevkine güvendiğim bir arkadaş. Nasıl mısın? İyi misin? Edda Morris. Tosman. Toplu Öyküler 2. Marquez'in Benim Üzümler Orospularım. Yanılsamalar kitabı. Berna Şah Kara Kız. Yine çok sevdiğim Şevket Süreyya Aydemir'in kitaplarını hepsini severek okumuştum. İhtilali Mantığı. Bu eserini okumadım henüz. Murat Anmungan'ı da ilk defa okuyacağım. Genelde şarkı sözlerini bilirim. Şiirlerini okumuşumdur. Hemingway'in Silahlara Vedası. Uzun zamandır aklımdaydı. Bakalım okuyacağız yakında inşallah. Barış Bıçakçı'nın Sadece Bizim Büyük Çaresizliğim adlı eserini okudum. Bakalım bunu da okurum. Kesin diğer eserini sevmiştim. Bunu da severim diye düşünüyorum. Özdemir Asaf şiirlerine bayılırım. Toplu olarak ama okumamıştım. Çiçek Senfonisi. Distopya'nın babası derler bu kitap için. Okuyunca seveceğime emin olduğum için sizlere daha şimdiden öneriyorum. Necip Mahfuz, Milak Sokağı. Necip Mahfuz da yani farklı, bazen sevdiğim, bazen sevmediğim bir yazar. Bakalım bu eserini de sever miyim, sevmez miyim bilmiyorum. Kanettin'in İnsanın Sılası, Ahmet Cemal çevirisiyle. Alçaklığın Evrensel Tarihi. Yani iyi ki tesadüf eseri görüp de almışım bu kitabı. Sevgi Soysal, Yürümek. Yine Sevgi Soysal sevdiğim bir yazarlardan. Koleksiyoncu hakkında bir fikrim var mı dersen yok. Sadece çok duydum, çok önerdiler. Görünce almak istedim. Ayrıntı yayınlarını zaten kitaplarını genelde severim. Flaubert'in Salambosu. İlk defa okuyacağım. Yani bu popüler yazarı, klasikleşmiş. Şimdi kitap yurdundan aldığım dört eseri göstereyim. Bunlar fuardan aldığım değil aslında. Muazzin Meçi, Çivi Çivi Söker. Freud, Cinsellik Üzerine. Ve Pinhan, Dan Felsefe serisinden Hakikat Şaraptadır ve Korku ve Titreme. Son olarak bilerek bu kitabı sakladım. Çünkü aynı üniversiteden arkadaşım Oğuzhan'ın kitabı. İstanbul'da bir Amerikan zırhlısı. Sizlere de yani almak isterseniz öneririm. Bakalım en kısa zamanda arkadaşım kitabını okuyacağım inşallah. Fuarın açılmasına 2 gün kaldı. Yarın da kitapları falan dizeriz. Böyle görüyorsunuz etrafı.
sizlere yerleri de göstereyim. Daha Hlapiksler serilmedi. Yani daha öncesini görseniz burası tam bir şantiyeydi. Şu an yine daha iyi durumda. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.